Arkadaşlar tekrar hepinize merhaba. Şimdi bu derste aslında bir C++'ın içerisindeki kütüphaneden bahsedeceğim ben size. Bitset kütüphanesi. Peki bundan bahsetme sebebim aslında tamamen ne? Int size gibi ifadeleri aslında biz buraya koyduğumuzda bitsetin içerisinde de aslında böyle bir yapıyla bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar aslında. Yani bitsetin aslında temel amacı normal integer, long ya da double ile yazdığınız ifadelerin hepsini siz bitlerle aslında ifade edebiliyorsunuz bu sistemin içerisinde. Ama bizim ilgilendiğimiz şey ne? Template sınıfında ben size bu size'la parametreleri temel olarak tanımlayıp çıkarma yaptık ya char ve integer'da. Aslında burada da biz ne yapmaya çalışacağız? Şunu yapmaya çalışacağız. Bu bit seti aslında kullanarak biz standart kütüphaneyi nasıl gerçekten gerçekleştiriyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu görmeye, öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. O yüzden bakın gidiyorum buraya yine. Üstümü koyuyorum cout için. Ama bunun dışında da include'un içerisinde bit set kütüphanesini buraya koyuyorum. Yine her zamanki bakın std'yi eklemem gerekiyor. Çünkü bu namespace'in içerisinde aslında biz bu kütüphanelerin class'larını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bitset diye bir kütüphane var. Bitset'in içerisine girdiğimde bakın size t türünden bir bit'i biz buraya verebiliyoruz. Ve class template olarak aslında biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin biz 5 bitlik bir ifade yaratmak istediğimizde bunun içerisine gidip 5 ifadesini yazıp aslında x türünden bir nesne oluşturabiliyoruz. Bunu oluşturduğumuzda bakın aslında biz ne yapıyoruz burada? Defining bits with the size of diyorum bakın buraya. 5. Ben bunu bakın yazdırdığımda burada entle ile aslında bunu göstermeye çalıştığımda tabi burada terminali de açalım. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın burada. Bunu yapmaya çalıştım bakın 0 0 0 ifadelerini aslında ben burada ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum arkadaşlar. Ben bakın bu x'in içerisinde 0 0 0 olarak tanım yapıyorum ya. Buraya bakın dikkat edin. 5'i ben buraya verdiğimde bakın 5u i64 olarak aslında bunu bana burada set ediyor. Bu ne demek aslında? Şu. Ben x'i buraya verdiğimde bu bit ifadesiyle birlikte aslında ne yapıyorum? Integer, double ya da diğer değerlerin hepsini bit formatında burada alıp bunların işlemlerini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. O yüzden bakın ben bu size'ı buraya koydum da template'in içerisine bakın. Aynı şu yukarıda yaptığımız örnekler gibi aslında C++'ın içerisinde standart olarak kullanılan çeşitli kütüphaneler var. İkincisi bitset'i biz aslında nerede kullanıyoruz? Aktif olarak aslında şurada kullanabiliriz. Biz gömülü işlemcilerle bir işlem yapmaya çalışıyorsak bu kütüphaneleri aktif bir şekilde kullanırsak zaten optimize edilmiş halde bu bize verildiği için biz ne yapabiliyoruz burada? Bunları aktif bir şekilde gömülü yazılım işlemlerinde de kullanabiliyoruz. Şimdi bakın. Ben bu x'i buraya aldım. X'e artı artı burada yapıyorum bakın. Ve tekrardan gidiyorum burada cout x entle diyorum bakın. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakın normalde siz bir sayının burada çalıştırılmasını update edilmesini beklersiniz. Ama bakın no operatör artı artı in declared for postfix bilmem ne bilmem ne diyor. Yani diyor ki burada ben diyor bu artı artı operatörünü senin için bulamadım diyor bitsetin içerisinde. O zaman bakın geliyorum operatöre giriyorum burada x'in içerisindeki operatör kavramına. Operatör kavramına geldikten sonra bakın şurada operatörlerine bunların bakıyorum. Bakın şimdi burada operatörlerin içerisinde mesela bakın burada upload operatörü var. Bu operatör var. Gerçekten ben parantezle erişebiliyorum. Ya da işlemini burada yapabiliyorum. Ama artı artı burada yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman bakın biz buradan ne anlıyoruz aslında? Bu x'in içerisinde artı artı ya da eksi eksinin operatörü yüklenmemiş. Ya da bakın sağ taraftan veya sol taraftan değişmek üzere. Bakın burada sol taraftakini farklı sağ taraftakini farklı yüklüyorduk bakın burada. İkisinde de aslında ben burada artı artı veya eksi eksi yazamıyorum arkadaşlar. O yüzden bakın bitset kütüphanesinin içerisinde x artı artı not overloaded diyorum. Operatör overloaded diyorum. Bir kere bizim ilk bunu öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi
Biz bakın burada bir değer ataması yapmak istersek eğer. X'in mesela sallıyorum birinci elemanına 1 atıyorum. Ve cout'ta gidiyorum bu x'i yazdırıyorum bakın burada entle ile birlikte. Şimdi bakın ben burada 1 olarak bunu atadığımda dikkat edin bakın. İkinci bit değeri burada 1 değeriyle aslında benim karşıma çıkıyor. Bu ne anlatıyor aslında? Biz integer'da veya long'ta normal standart değerin içerisinde ne oluruz? 2 rakamını aslında bizim burada almamız gerekiyor. O yüzden bakın ben burada x1, 2, 3 ifadesini eğer verebiliyorsam ben şunu da yapabilmeliyim. X diyor int i eşittir 0'dan. I 5'e kadar. I artı artı ifadesiyle ben bu ifadenin içerisinde gidip bütün değerlerin hepsini bakın. i'ye 1 olarak atarsam ve ben bunu çalıştırırsam arkadaşlar bakın buradaki bütün bitlerin hepsi 1, 1, 1, 1 değerinde aslında bunların hepsinin değerlerini veriyor. Şimdi bakın ben buraya bu değeri koyduktan sonra aslında x'in değerlerinin hepsini atama yapabiliyorum. Aynı şekilde bakın burada geliyorum x'in operatörü artık madem C++'ı iyi öğrenmeye başladık. Size t pos'un içerisinde bakın ya da size t const'un içerisinde bakın iki tane operatörü var. Ya buradan okuma alıyorsunuz siz ya da gerçekten bunu atama yapıyorsunuz. Ben bu ifadenin içerisine gidip birinci değere burada sıfır atarsam yani aslında ben şunu yaparsam. Ben ne yapmış oluyorum aslında burada? Cout x entle yazarak aslında bunun içerisinde bu kütüphanenin içerisinde gidip ikinci biti 0 olarak set edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın tek tabi fonksiyon modu bu değil. Bu modların dışında bakın biz buradaki ifadeleri aslında long veya integer türünden yazdırabiliyoruz. Can be written diyorum. In the form of long and little integer type diyorum bakın buraya. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Bakın dikkat edin. Cout'un içerisine x'in içerisine bakın noktayı koyduğumda burada bir sürü fonksiyon değeri buna tanımlanmış. Çünkü x burada bakın bir class ve bu class'ın içerisinde ben x'in içerisinde ne yapabiliyorum? All, any, count, flip aslında bir sürü fonksiyon burada kullanabiliyorum. Ama bakın beni burada ilgilendiren şey şu. ULong denen bir fonksiyon var. ToULong. Aynı aslında bu ToString fonksiyonu gibi C#'da bizim kullandığımız aktif bir şekilde. Ve burada bize aslında ne veriyor biliyor musunuz? ULong değeri. Unsigned long değerini aslında burada bize detaylı bir şekilde veriyor. Ve bakın buradaki değer aslında 29'muş. Şu bitin değeri. Ve biz bunu okuyabiliyoruz. Aynı mantıkla bakın biz şunu da yapabiliyoruz. Cout'un içerisinde x'in toString'ini buraya eğer ben çağırırsam eğer ve entle'yi koyarsam. Bakın bu sefer buradan ne döndürüyor? String değerini aslında burada geri döndürüyor. Bit set'in içerisinde aslında arkadaşlar. Ve bakın bu bit set olmasına rağmen x toString'in içerisinde. Ben bu değeri aslında ne yapabiliyorum? Bir string'in içerisine atayabiliyorum. O yüzden bakın ben bunu yazdırdıktan sonra string s diyorum mesela. Ve s'in içerisindeki copy constructor'ı aslında çağırarak burada toString'i çağırıp. Ben buradaki işlemi aslında yapabiliyorum. Bakın burada herhangi bir hatam var mı? Cout'un içerisinde s'i yazdırırsam ve entle'yi buraya koyarsam herhangi bir hata değeri alıyor muyum? Kesinlikle almıyorum bakın arkadaşlar. Ama bunlardan birinin türü string, diğerinin türü long, diğerinin türü sayı. Şimdi bakın dikkat edin. Biz burada değerleri alıp bunları yapmaya çalıştığımızda bunların type'larını da çıkarmaya çalışırsak eğer bakın. Zaten biz burada bunların türlerini görebiliyoruz. Bakın şimdi geliyorum buraya. Type diyorum. Ve type'ı dedikten sonra type id denen bir fonksiyonum vardı benim. S'i bunun içine koyuyorum ve name'i de buraya koyuyorum. Aynı mantıkla bakın gidiyorum bir boşluk bırakıyorum ve çalıştırıyorum bunu. S'i ben buraya koyarsam eğer bakın şu türden aslında bir string değerini ben burada verdiğimi söyleyebiliyorum. Aynı mantıkla bakın. Ben gidip buradaki bütün ifadelere, bakın buradaki bütün ifadelere gidip ben şunu koyabilir miyim? Bakın şunu alayım, kopyalayayım. Şunu kopyaladıktan sonra gideyim şuraya. X to string değeri var ya burada. Bu x'in to string değerini ben buraya kopyaladığımda aslında burada yine string değerini göreceğim. Aynı mantıkla bakın. Ne yapayım? Gideyim şunu tekrardan alayım. Şu şekilde x to ulong değerini buraya alayım ve bunu buraya koyayım.
Aynı mantıkla ne yapayım bakın. Ben buraya geleyim. X'in değerini yazdırmak için burada. Şöyle geleyim. Sadece bu sefer X'in değerini yazdırayım. O zaman bakın şunun değerini yazdırmama gerek var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Zaten burada X'i yazdırıyorum. Şu X'ini kaldırıyorum. Bakın ben bunu bu şekilde çalıştırırsam. Çalıştırdığımda bakın. 0 0 0 diyor. Bakın type'ın içerisinde st6 bit set i ile bilmem ne bilmem ne j5e 1 1 1 değerini veriyor. 29 değeri var burada bakın. M olarak bakın burada bana bunu vermiş. Diğer ikisi de zaten arkadaşlar standart string kütüphanesinin içerisindeki değerlerle ifade ediliyor. Bu yüzden zaten biz ne yapabiliyoruz burada bu türlerin aslında hepsini ayrıştırabiliyoruz. Ama hangi formatta işimize yarayacaksa o formatta aslında bunların örneklerini istediğimiz şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim ilk örneğimdi. İkinci örneğe geliyorum. X 11'in 1'i diyorum. Ve buraya geliyorum. Şöyle alıyorum. Aldıktan sonra bakın şunların hepsini sileceğim bakın arkadaşlar. X'e kadar. Sallıyorum burada 20 bitlik bir değer oluşturalım biz. Bu 20 bitlik değeri oluşturduktan sonra X'in yanında bakın ya da eşittir denen bir operatör var. Bunun yanında 16'lık ben bir ifadeyi buraya koyarsam ve X'in içerisini burada gidip yazdırırsam bakın. Bunu çalıştırdığımda ben ne elde ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada 5. bitte 0, 1, 2, 3, 4 yani indis olarak 5 ama kendi bit değeri üzerinden 2 üzeri 4'lük değerde 16'lık bir değerin içerisinde aslında ben bunu verebiliyorum arkadaşlar. Bunu yapabiliyorum. Ya da eşittir burada diyebiliyorum arkadaşlar. Ya da bakın buraya geliyorum. X'in içerisine ben ya da eşittir içerisine 545 yazarsam ve tekrardan X'i yazdırırsam. Entlerin içerisinde. Bakın bunu çalıştırdığımda bu sefer bu değeri bana burada veriyor. Peki şöyle bir şey yapayım. Buradaki değer 500 olsun ve bunu çalıştırıyorum bakın. X'in içerisinde. 500'deki bit değeri buymuş. Şimdi geliyorum buraya. Cout'un içerisinde. X'in to oolong'unu buraya alıyorum ve entleyi koyuyorum. Bunu koyduktan sonra bakın. Şöyle geliyorum. Şurada tekrardan X'i yazdırıyorum. Şunu clear yapayım. Tekrardan çalıştırayım bunu. Çalıştığımda bakın birinde 16, birinde 500 değerini aslında burada detaylı bir şekilde görüyorum. Peki böyle yapacağıma gideyim şöyle bir şey yapayım. Şuraya 1000 geleyim koyayım. 1000 gelip koyayım. Ve 1000 gelip koyduktan sonra bakın. Burada bakın 1000 değeri var. Aşağıya ben 500 ekliyorum aslında ya da yapıyorum. Burada 1020 değeri çıkıyor. Şimdi bakın bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor bakın arkadaşlar. Şuraya 8 koyayım. Şuraya 4 koyayım bakın. Şunun da bit sayısını ne yapayım? 4 yapayım. Yani kısaltalım yani. Neden? Görünür olsun aslında bizim için. Bundan dolayı. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben buraya gelip ya da ifadesini koyduğumda sadece dördüncü buradaki bit de aslında bir bir değeri var ve 8'i ifade ediyor. Ama ondan sonra ben 4'ü buraya eklediğim için aslında bu ne yapıyor biliyor musunuz? 4'ü eklediğimde 12 değerine bunu çıkarıyor. Neden? Çünkü bakın burada ya da ifadesi olduğu için bu bitin karşılığında 1 vardı. Evet bunu koymuştuk. Ama bakın burada bir tane daha 1 var. Ve bu 1 buraya eklendiği için buraya 12 oluyor. Çünkü 3. biti set ediyor 4 değeri. Peki ben buraya 8 koyarsam ya da ifadesinin içerisinde. Şimdi biz 16 olmasını bekleriz değil mi? Halbuki öyle olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bit setin içerisinde sadece karşılık gelen ifadelerin aslında doldurulmasını yapıyoruz. O yüzden bakın ben buraya 4 ataması yaparsam, buraya gelirim 2 ataması yaparsam, buraya gelip 1 ataması yaparsam, ben bunları yaptıktan sonra son değerin içerisinde ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bitleri ne yapsın? Tek tek hepsini atadığım için 1 1 1 değerinden 15 değerini aslında ben burada elde etmiş olacağım arkadaşlar. Peki ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Bit setin içerisinde bir de y olsun burada. Değişken olarak. Buraya bakın 8 koyuyorum. Buraya da gidiyorum. 4 koyuyorum. Y değerine. Ve gidiyorum en sonunda. X'in eşit y değerini burada atamak istiyorum. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın. Bakın burada ben y değerini bitsetle verdiğim için ve bu operatör overloading kavramında aslında benim için yüklendiği için. Yani bakın
nokta operatör yazıyorum buraya. Operatör yazdıktan sonra bakın şu parantezi koyuyorum ve y'yi de buraya koyuyorum bakın. Ben bu işlemi zaten bir fonksiyon çağırarak klasların içinde yaptığım için bu ifadeleri de çalıştırabilecek hale geliyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste yine bu bitset ile ilgili devam edeceğiz. Ama bakın burada dikkat edin. Template'in olması bize ne kadar büyük bir kolaylık sağlıyor. Bitset'i zaten bir constructor'la burada kurgulamak yerine, bunu constructor'la başlatmak yerine bir template parametresiyle başlattığımızda işlerimiz çok kolaylaşıyor arkadaşlar. Ve biz bunu derleyiciye tamamen yazdırarak yapıyoruz bakın. Dikkat edin. Tamamen bununla yapıyoruz bunu. Şimdi bir sonraki derste bu bitsetlere devam edeceğim. Bunların örneklerini çıkarmaya çalışacağım. Bu örnekleri yaptıktan sonra artık ifadelerin içerisinde ne yapacağız? Aslında template'leri biraz daha aslında detaylandıracağız. Container'lara ve listelere aslında geçiş yapacağız arkadaşlar.